Sevgili masaüstü takipçileri selamlar. Bildiğiniz gibi ben Tuğba'yı Serkan Hoca adına da konuşacağım bugün. Çok uzatmadan konuya gireceğim. Evet, çok fazla uzun zaman oldu ayrı kaldığımız. Sanıyorum Macaristan'a gitmeden önce, yani Aralık'ta mıydı? O Kasım'da mı? O civarlarda bir videomuz geldi. Ondan sonra hiç bu kadar uzun ara olmamıştı. Video gelmedi. Şimdi bugün de biraz konuşmak istiyorum. Bu dönemde neler oldu? Neden böyle boş geçti? Neler yaptık? Benim eşim Macar, bilmeyenler için söylüyorum. Orada her sene en az bir kere gidiyoruz, vakit geçiriyoruz falan. Ama bu sefer ben planlarımı önceden yaptım. İkinci el oyunlarımı, neler alacağım, neler satacağım falan filan, her şeyi ayarladım. Ona göre valizimi bile ayarlayarak gittim bu sefer. Neyse, orada buluştuk ettik, oyunları aldık falan filan. Buraya geldik. Buraya geldikten sonra nedense bir durgunluk oldu, bir motivasyonsuzluk oldu. Serkan Hoca'nın da işleri karışıktı. Benim de ne bileyim, psikolojik olarak belki de yani 1,5 senedir aralıksız çalışıyordum ben. Ve onun arasında böyle videolara sıkıştırıyorduk, kendimizi parçalıyorduk. Ama bu sefer işler azaldı, kış dönemi geldi, neredeyse hiç iş yok. Bu sefer de hiç video gelmedi. Yani bir tezat var arada. Bunu şeye bağladım kendimce, yani bu boş kalmayı özlemişim biraz. Yani dediğim gibi gerçekten 1,5 sene hiç aralıksız çalıştık. Sahneler öyleydi. Bu arada bilmeyenler için ben bas gitar çalıyorum, müzisyenim. Ekibimizle beraber sahne alıyorduk, neredeyse her gündü. Bunun biraz yorgunluğu oldu. Bunu bir yaşayayım dedim. Bu arada kendimi boyamalara verdim. Bir de Blood Rage bitirmem gerekiyordu artık. Onu da bilmeyenler, minyatür figürler boyuyorum, kutu oyunu figürleri boyuyorum. Şeyden takip edebilirler. Instagram'da minyatür boyama dükkanında beni takip edebilirsiniz, boyama işlerimi. Blood Rage'i de bitirdim artık. Çok son klanın çok az detayları kaldı, o da bitti. Şimdi bununla ilgili de güzel bir haberler vereceğiz, yani 2020'de ne yapacağız gibisinden. Neyse, bu boşluğu böyle şeyle harcayınca, minyatür boyamaya kendimi verince aslında o tarafı biraz ilerletmiş oldum, ama bu sefer bu taraflar kaldı. Yani demek istediğim şu, hayattaki şeyler, koşuşturmalar yetmiyor. Bir tarafı bırakmak zorunda kalıyorsunuz ya da bir taraf ihmal ediliyor. Bu durumda şu 2 ay içinde ihmal edilen taraf biraz internet ortamı oldu. Yani YouTube oldu, Twitch oldu, canlı yayın da hiç yapamadım bu arada. Bu sırada sizden çok güzel mailler geldi bu arada. Bazı arkadaşlar merak ediyorlar, YouTube'a yorum yapıyorlar. İşte neredesiniz, devam etmeyecek mi falan gibi. Ama bunun yanı sıra posta adresime e-posta atanlar da var. O çok güzel yazışmalar oldu. Gerçekten bunlar beni gerçekten mutlu ediyor. Onlara da cevap verdim ama bunu bir de buradan dile getirmek istiyorum. Takip edilip ve halinizden de anlayan mailler gelince insan mutlu oluyor. Halimizden anlamak derken, yani bu motivasyonsuzluğun nedeni, şu 2 ay içindeki motivasyonsuzluğun nedenleri vardı. Ne bileyim, bunlar belki de kendimiz de itiraf edemiyoruz ama işte belki kanalın performansından ötürü ya da hobinin Türkiye'de küçük olup beklediğimiz geri dönüşü alamayışımızdan ötürü falan. Ama işte bu psikoloji değişik bir şey ya, geliyor gidiyor. Neyse, bu süreçte destek olan arkadaşlarımız oldu, dediğim gibi yazılarıyla, postalarıyla çok memnun ediyor bizi, mutlu ediyor. Bunlar boşa gitmiyor, yani onu bilmenizi isterim. Onun yanında bu dönemin boş geçmesinde büyük etkenlerden biri de şu oldu. Dediğim gibi, hani yoğun çalışma döneminden sonra hiçbir şey yapmamayı özlemişiz dedim ya. Aynı zamanda kamera, kayıt, video hazırlık düşünceleri olmadan da bir kutu oyunu oynamayı da özlemişiz. Bir de bunda tabii şeyin etkisi var. Macaristan'dan getirdiğim oyunların etkisi var. Özellikle 2 oyun var şurada. Bir Nemesis, bir de şurada Mare Nostrum diye bir oyun aldım, getirdim. Nemesis'i çoğunuz bilir belki. Kickstarter'dan çıkmıştı 1-2 sene önce ve yüksek bir puanla BGG'de sıralamaya oturdu. Onun heyecanı vardı ama ya Nemesis çok iyi bir oyun. Fakat şurada gördüğünüz Mare Nostrum benim yıldızım oldu bu alışverişte. Bu oyunları inceleyin BGG'den, bakın nasıl oyunlar olduğuna. Şimdi burada anlatmayayım vakit açısından. Yani neredeyse her hafta her hafta buluşup oynadık Mare Nostrum'u ve
O kadar güzel oyun ki yani hiç aklıma şey bile gelmedi. Abi işte kameraları kuralım, çekelim, bunu YouTube'a atalım. Onu da istemedi yani kafa biraz. Hiçbir şey düşünmeden rahat rahat oyunumuzu oynayalım. Ama bu dönem geçti yani. İyi tarafı bu. Geçen hafta Serkan Hoca bana bir teklifte bulundu. Hadi artık başlamıyor muyuz gibisinden. Yani başlayacağız. Güzel şeyler yapmaya çalışacağız yine eskide de olduğu gibi. 2020'de de yine devam edeceğiz. Video içeriği üretmeye. O konuda şüpheniz olmasın. Çünkü hep gelen sorular şey. Abi bitti mi? Devam edecek misiniz? Falan filan. Devam edeceğiz ama böyle bir ara girdi. Yani o da artık anlayışınıza sığınıyoruz o yönde. Aldığımız oyunlar arasında size videosunu çekmek istediğimiz, dediğim gibi Nemesis var, Mare Nostrum var, onları çok istiyorum. Tigris ve Euphrates var, ona daha hiç bakmadık. Onun yanında size bir videosunu çekmek istediğim şey var, hemen arkamda duruyor, belki görünmüyor buradan. Arkham Horror'ın 3rd Edition'a çıkmıştı, yeni versiyonu çıkmıştı. O çok güzel bir değişiklik olmuş oyunda. Sanırım bizim kanalımızın ilk videolarından biriydi. Onun Second Edition'ını oynamıştık Serkan Hoca'yla. Kanalda var mı yok mu emin değilim ama Eldritch Horror'la Arkham Horror Second Edition'ı biraz karıştırmışlar. Değişik bir şey çıkmış ortaya. Ondan bahsetmek istiyorum yine bir videomuzda. Sonra Serkan Hoca'yla başka planlarımız da var. Mesela Smash Up'ı çekmiştik. Sonra yayınlamamaya karar verdik. Çünkü videoda bazı sorunlar oldu. Smash Up daha bekliyor. Onun yanında Türkçe'ye çevrilen Lanetli Ada ve Terraforming Mars da Türkçe'ye çevrildi son dönemde biliyorsunuz. Ama Terraforming Mars'ın zaten bir videomuz vardı. O biraz idare eder kural anlatım açısından diye düşünüyorum. Zaten o oyunda da kurallar çok önemli değil. Asıl olay şeyde, kartlarda bitiyor. Kartları okumakta bitiyor. Türkçe'ye de çevrilince bu biraz daha kolay olacak. Terraforming Mars çünkü gerçekten çok güzel bir oyun. Video açısından Nemesis de çok heyecanlıyız. Nemesis çok değişik bir oyun. Biraz RPG öğeleri ağır basıyor. Bu da ne demek oluyor? Masaüstü RPG'lerle kutu oyunları arasında çok kalın bir çizgi var. O da şu. Ben FRP geçmişinden geldim kutu oyunlarına. Pardon. Kutu oyunlarına FRP geçmişinden geldim. Serkan Hoca beni tanıştırdı ve ilk dikkatimi çeken şu. Kutu oyunları böyle. Yani dedi. O isim çok uyuyor aslında, kutu oyunu. Neden kutu oyunu? Çünkü kutunun içinde her şeyi veriyor sana ve bunlarla yapabilirsin sadece. Kutunun içinde işte ne var? Minyatürleri, haritası, görevleri ve kuralları. Ama FRP öyle değil. FRP biraz daha açık bir şey. Daha özgürsün orada ama kutu oyunları bunu kısıtlıyor. Yalnız bu kısıtlama kötü demek istemiyorum. Bir gecede toplanıp oturup oynayıp kalkmak açısından kutu oyunlarının yaptığı şey çok kolaylık. Mesela FRP böyle bir şey değil yani. Bir gece hadi gelin arkadaşlar bu akşam bir FRP oynayalım. 2 saatte hop gün bitti. Olmuyor FRP'de. Ama kutu oyunları bunun kolaylığını getiriyor. Yalnız bunun kolaylığını getirirken bir şeyler de alıyor oradan. Buradaki ince çizgi yani Nemesis'te bahsetmek istediğim. Nemesis doğru ekiple oynandığı zaman harika bir oyun. Ama yanlış bir ekiple oynandığı zaman da çok diplerde yer alabilecek bir yapıya sahip. Çok spoiler yapmadan, bozmadan sürprizini bahsetmek istiyorum. Nemesis Alien filmlerinin oyuna uyarlanmış hali. Ama çok güzel bir şekilde uyarlanmış. Ve öne çıkan tarafı oyun esnasında sinematik anların ortaya çıkması ve unutmayacağınız tecrübeler yaşatması. Gerçekten o tür anları ortaya çıkarıyor. Ama çıkarmasını bilirseniz. Mesela en basit örneklerden biri. Yaratıklar karşınıza çıkınca, alienlar karşınıza çıkınca, oyunda bu intruder diye geçiyor. Alienlar karşınıza çıktığında onlara zarar verip veremeyeceğinizi aslında bilmiyorsunuz. Yani normalde de öyledir. Uzay gemisinde karşına çıktığında böyle metalden kabuğu olan bir canavar. Silahlarınızın işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorsunuz. Ve zarar verirken de karşınızdaki rakibin, genelde biliriz ya, hit point'i. Ne bilmiyorsunuz. Yani kaç vurdunuz, kaç kaldı, ölecek mi, ölmeyecek mi? Bu konular oyunda gizli tutulmuş. Bu mesela bana mantıklı geliyor ve çok sevdim bu özelliği. Fakat başka bir oyuncuya, yani o tarz bir oyuncuya bu çok saçma gelebiliyor. Bunun gibi ince çizgiler var. Mesela atıyorum Nemesis'i oynadım. 4. oynayışım artık, her şeyi biliyorum. Vaa işte bunları öldürebilir, dalın ateş edin gibi girilirse oyun bu sefer şeye dönüyor. Yani zarat öldür, red dönüyor. İşte burada şu kavram devreye giriyor, meta kavramı. Meta kavramını oyunlara ne kadar yansıtmalıyız, yansıtmalı mıyız, yansıtmamalı mıyız, o devreye giriyor. FRP'de bu çok önemlidir mesela. Keyifli FRP oyunlarında
Metayı ne kadar kontrol edebiliyorsanız o kadar keyifli bir oyun ortaya çıkar. Meta ne demektir? Bir karakterin bildiği, yaşadığı, tecrübe ettiği şeylerle onu oynatan kişinin bildiği, yaşadığı, tecrübe ettiği şeyleri ayrı tutabilmek demektir. Mesela yanımda bir arkadaşım var. Ona diyorlar ki işte ağaçlar mavi bu dünyada diyorlar. Ben bunu buradan duyuyorum ama karakterim halbuki öbür kasabada. Bilgisi yok. Ama öbür kasabada ben gidip burada ağaçlar mavidir dersem bu oyunun dengesini bozmuş oluyor. Bunu ayırt etmek önemli. Nemesis'te de bu çok önem arz ediyor. Şimdilik bu kadar bahsedeyim. Daha sonra oyunu tanıtan bir video çektiğimizde daha çok bahsetmek istiyorum ondan. Bu konuya aslında bu kadar girmeyecektim ama uzadı. Neyse. Asıl bahsetmek istediğim konu şu. Bu konu daha önemli çünkü oyunlardan hangi oyun ne kadar güzel ondan daha önemli. Son günlerde tartışıyoruz. Hatta dünden önceki günde Serkan Hoca Board Game Türkiye grubunda, Facebook'taki grupta bu konuyla ilgili bir başlık açtı. Herkes fikirlerini dile getirdi. Eşimle de çok tartıştık bu konuyu. Şimdi Macaristan'a gittiğimde ben bir şey fark ettim. Tabii Christmas da yaklaşıyordu, Noel de yaklaşıyordu. Onlar için önemli Noel. Hani biz burada şeye bak, herkes yılbaşında mutlu Noeller falan yazıyor ya, o ayrı bir şey abi. Yılbaşı ile Noel farklı bir şey. Noel onların dini bir bayramı. Onların derken Hristiyan dinine mensup olanların, Müslümanların kurban bayramı gibi değerlendirilebilir. Türkiye'de bir yanlış anlaşılma var yılbaşı gibi. Neyse, Noel yaklaşırken herkes tabii bir hediye kültürü var ya, ağacın altına hediye bırakma falan. Yolda öyle tipler gördük ki, yani mesela genç kızlardan yaşlı amcalara kadar, yani emekli diyebileceğimiz amcalara kadar ve poşetlerinde dikkatimi çekiyor tabii. Kutu oyunu. Koltuğunun altına 3 tane almış gidiyor sokakta. Metroya biniyoruz. Mesela metroda ben en son gün gelirken Gloomhaven'dan bahsetmedik. O da geldi bu arada. Onu da oynayacağız. Gloomhaven'ı çantamda tutuyorum önümde. Yanıma şöyle bir döndüm. Çocuk mesela bir çantada Agricola taşıyor. O da bir kutu oyunu. Yani o kadar sık karşılaşıyorsunuz ki bu artık normalleşmiş bir şey olduğu dikkatinizi çekiyor. Ve bu durum dikkat çekiyor yani. Benim dikkatimi çekti. Buradan yola çıkarak bazı değerlendirmeler yaptık. Şimdi Macaristan'da benim Nemesis'i ikinci el aldım. Gloomhaven'ı da ikinci el aldım. Ve bu kişilerle konuştum. Neden satıyorsunuz? Çünkü daha boardları bile punchlanmamıştı. Ben kendim yani tokenları boardlardan ayırmak demek punchlamak. Daha onları bile ben kendim yaptım. Böyle bir ikinci eldi yani. Neden satıyorsunuz? Neden hiç oynamadınız? İkisinin de verdiği cevap bu Kickstarter'dan geldi ama bunun zaten Macarcası çıktı bu ay. Ben Macarcasını alıyorum. Core paketi mesela Nemesis'in Macarcasını alıyor. İngilizce core paketini bana satıyor. Ya da ikinci el olarak satıyor gibi. O ne demek ya? Yani nasıl Nemesis nasıl Macarcı olabilir? Şimdi buradan yola çıkınca şöyle şeyler ortaya çıkıyor. Macaristan'da Macarcasını bulamayacağınız oyun gerçekten çok az. Belki diğer ülkelerde de böyledir ama ben Macaristan'ı çok iyi tanıdığım için oradan örnek veriyorum. Şimdi bu niye dikkat çekiyor? Biz Türkiye'deyiz. Türkiye 80 milyon nüfusu var. Macaristan'ın 9 milyon, 10 milyon nüfusu var. Ve Macaristan bir Avrupa ülkesi. Evet, Avrupa'nın kültürünü taşıyor fakat çok gelişmiş bir ülke değil. Ekonomisi çok gelişmiş bir ülke değil. Hatta şu anda İş gücünün diğer ülkelere göç etmesi sebebiyle iş gücü eksikliği var Macaristan'da. Bu ciddi bir sorun yaratıyor. Şu anda onunla uğraşıyorlar yani. Neyse, nasıl olabiliyor? Nasıl bu kadar oyun Macarca ya çevrilebiliyor da Türkiye'de işte Munchkin Türkçe'ye çevrilince oluyoruz. Terraforming Mars çevrilince vay oluyoruz. Bununla ilgili tartışmalar Board Game Türkiye'de de döndü. Daha tecrübeli kişiler de fikirlerini dile getirdi orada. Tabii yine her kafadan bir ses çıkıyor. Yani ben bazen eşimle bile hemfikir olamıyorum bu konuda. Ben bu konuda videoyu bitirirken kendi fikirlerimden bahsedeceğim şimdi. Ve sizin fikirlerinizi de yorumlarda bekleyeceğim. Böyle bir tartışmayla bu seneye başlamış olalım YouTube kanalımız olarak. Şimdi benim düşüncem şu. 80 milyondan çok az kişi bu hobiyle ilgileniyor, evet. Çok az kişi kutu oyunları satın alıyor, evet. Macaristan'da 9 milyon nüfusa göre o kadar çok
kutu oyununa ilgilenen var ki geçenlerde eşim bu kutu oyunu gruplarının üye sayılarını gösterdi bana. Yani Türkiye'de sanırım en büyük grup İstanbul Board Game Enthusiast ya da Board Game Türkiye işte. İkisinin 2000-3000 civarı gibi bir şey. Yanlış söylüyor olabilirim şimdi, kontrol etmedim. Macaristan'da bu sayı 10.000-20.000'e ulaşmış şu anda. Board Game grubu, yani sohbet, muhabbet ya da ikinci el alım satım grupları. Bu niye oluyor? Benim fikrim şu yönde. Hemen bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Kendi annem, kendi ailem ve Silvi'nin annesiyle bir karşılaştırma yapacağım. Macaristan'a gittiğimizde tabii oyunları aldık. Hadi deneyelim, akşam ne yapacağız? Yapacak hiçbir işimiz yok. Macaristan'da içki de ucuz. Yani içiyoruz, uyuyoruz, o kadar ya. Bu oyunları deneyelim dedik. Şimdi iki annenin yaklaşımına bahsetmek istiyorum. Silvi'nin annesi, evet deneyelim, hadi anlatın nasıl? Aa öyle mi? Evet. Tamam, oyuna başlıyoruz ve oynuyor. Hatta oynamakla kalmayıp şeyler de üretiyor. Yani ben şunu şu yüzden yaptım, çünkü bu yüzden gibi kafayı kullanıyor oyunla ilgili. Çünkü orada oyun oynuyoruz ve odak noktamız o. Bunu güzel oynayalım ve güzel vakit geçirelim gibi. Şimdi kendi annemden örnek vereceğim. Burada izliyorsa şimdi, izlerse videoyu da heyecanlanmasın. Bu yermek ya da yüceltmek değil. Bu, hani derler ya, coğrafya bir kaderdir diye. Bu coğrafyanın bize getirdiği bir şey diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Şimdi annem, mesela babamın da fikirleri böyle tabii. Diğer aile üyelerinin de çoğu öyle. Bence Türkiye'de çoğu böyledir. Oğlum şimdi bizim kafamız onu kaldırmaz. Bizi onunla yorma. Bizim kafamız almaz onu. Biz yorgunuz zaten. Gibi bir ilk cümle bu. İlk cümle bu yaklaşım. Hatta bu yaklaşımları ben kendi yaşıtım ve kutu oyunlarıyla ilgilenmeyen arkadaşlarımdan da duyuyorum. Sadece anne baba gibi yaşı ilerlemiş kişiler değil. Ve oyuna zar zor ısrar ederek oturtuyorsun. Zaten o ısrar seni biraz soğutuyor. Ya ulan böyle bir şey, hani ailecek vakit geçireceğiz, eğleneceğiz. Buna niye ısrar etmek zorundayım gibi bir şey senin şevkini kırıyor zaten. Neyse, oturduktan sonra da daha kuralları anlatırken... Oho, daha onlar var. Çok karışık bu. Daha şunlar var. Ve anlattığımız oyun da, yani tabii ki alıp önlerine burada Elder Charger'ı koymuyorum. Ona uygun bir şey. Mesela Dixit çok sevildi. Ama Dixit'in başında da o şeyler geldi. Ya şimdi çıkarma, iş çıkarma şimdi başımıza. Gibi. Bu iki yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Bunun sebeplerinin içinde bence çok ciddi nedenler var. Ciddi konular var. Neden? Şimdi biz ülke olarak... bir şeye odaklanma, bir şeyle vakit geçirme, bir etkinlik yapmadan uzak bir toplumuz bence. Bu neden? Çünkü uğraşmamaya, kolaya alışmış bir vaziyetteyiz. Toplumumuza baktığımızda en fazla yapılan etkinlik dizi izleyip bunu yorumlama ve dizilere baktığımızda da bir dizi 4 saat sürüyor. Birisi bir şey diyor, işte ben onu şu yüzden yaptım diyor. Ondan sonra herkesin suratı birisi ona küsüyor, birisi ona laf sokuyor falan. Bunlara mesela saatlerimizi harcarken hiç gücenmiyoruz ama ailemizle beraber bir kutu oyununa bizim kafamız kaldırmaz deyip önceden bir kapatma, önceden bir perde örüyoruz. Bunun sebepleri şu olabilir, bize çok güzel aşılanıyor. Beynimizi kullanmadan vakit geçirme. Çünkü kutu oyunu demek ya da herhangi bir oyun demek beyin kullanmayı öne itiyor ve hayal gücünü devreye sokuyor. Bir kutu oyununu hiç hayal etmeden ya da bir temayla oyun arasında bir bağlantı kurmadan oynayamazsınız. Bu da hayal etme zorunluluğu yaratıyor. Hayal gücünün de gelişmesi demek birazcık kitap okumayla da alakalı. Şimdi buradan eşimin söylediği bir şey var, bir fikir var. Kitap okuma. Macaristan'da bir, mesela burada bir kitap alıyorsunuz. Geçenlerde Yüzüklerin Efendisi'nde ne diyor? 3 kitap 30 liraya mı düşmüş? 80 liraya mı düşmüş? Öyle bir şey. Ya da başka bir kitap almak istediğinizde 15 liraya, 20 liraya kitap bulabiliyorsunuz. Ama Macaristan'da mesela 70-80 liranın altına kitap olmadığını öğrendiğimde ben şok oldum. Abi kim alır o paraya kitap yani falan. Ama tam tersi. Yani burada gerçekten şunu demek istemiyorum. Macaristan kitap okuyor, uygar devlet be, bizim Türkler kitap okumuyor demek istemiyorum. Lütfen yüceltme ve yerme olarak algılamayın. Burada bir farkı sadece fark etmemiz gerekiyor. Bizde bu kadar kitap ucuz fiyatlara sunulurken alımı çok düşük.
Ama orada yüksek fiyatta alımı yüksek. Bu yetiştirilmeden, büyüme tarzımızdan ileri geliyor bence. Yani bu da tabii ki hayal gücünü körüklüyor. Hayal gücünü destekliyor. Hayal gücü güçlü olan toplumlar sanata ve hayal gücü gerektiren aktivitelere daha yatkın oluyorlar gibi bir sonuç çıkarıyorum ben buradan. Yanılıyor olabilirim. Tabii ki bunu benim düşüncelerim. Lütfen fikirlerinizi bununla ilgili şeye yorumlarda benimle paylaşın. Oradan sohbet muhabbet edelim. Merak ediyorum sizin fikirlerinizi. Başka bir konu bununla demek istediğim, artık son buna değinip geçeceğim. Mesela annem babamın veya diğer yaşlı insanların biz yorgunuz, bizim kafamız kaldırmaz diye önceden perdeyi çekip yaklaşmaları konuya. Bu neden? Bunun da şöyle bir sebebi olabilir diye düşünüyorum. Yine yaşadığımız ülkenin durumundan dolayı olabilir. Bu insanlar hayat mücadelesi içinde bizden daha fazla mücadele etmiş insanlar. Atıyorum çocuk büyütmek derdini. Hadi ben yeni başladım buna, ama bu insanlar senelerdir bununla mücadele ediyorlar ve normal hayatta düşünmek zorunda kaldığımız konular bizi aslında bitiriyor. Zihnen bitiriyor. Mesela hemen bir örnek vereyim. Şimdi mesleğim müzisyenlik dedik. Onun yanında ne yapıyorum? İşte YouTube'la vakit oldukça uğraşıyorum ve figür boyuyorum. Onu da profesyonel bir şekilde, sonuçta para kazanıyorum ondan da. Şimdi bunlar sanatsal faaliyetler. Sanatsal faaliyetlerin şöyle bir farkı var. Normal diğer mesleklere bakınca. Sanatsal faaliyet biraz zihin gerektirdiği için, mesela müzik yaparken bazı şeyleri düşünmek zorundasınız ve o anda bazı şeyleri yaratıp şekillendirmek zorundasınız. Figür boyamak da öyle, atıyorum resim çizmek de öyle, şiir yazmak da öyle. Bunları kafanız meşgulken yapamıyorsunuz. Yaparsınız ama tek düze ve sıradan şeyler ortaya çıkar. Kendinizden bir şey koyamazsınız, keyif alamazsınız, yaratıcılık olmaz. Kafanız doluyken bunları yapamıyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim. Ben neden şu anda hani halk pazarları kuruluyor ya, sebze meyve almak istediğimiz. Buralardan 200 liranın altına artık çıkamıyorsunuz. Bilmiyorum bu işin içinde misiniz, hiç gidip alışveriş yaptınız mı falan, ama ben mesela yeşillik ağırlıklı beslenen birisi olduğum için bunları yakından takip ediyorum. Neden 200 liranın altına çıkamıyoruz artık diye, bu benim kafamı mesela kurcalıyor. Ben buna 3-4 sene önce pazarlardan 50 liraya 60 liraya çıkabiliyordum mesela. Bunun gibi hayatı devam ettirme dertleri yüzünden bu kafa yoruluyor. Bu sadece bende değil, sadece benim annem babamda değil, hepimiz bu işin içindeyiz. Ve her şeyin fiyatının arttığını zaman içinde görebiliyorsunuz. Ben yatmadan önce Olacak O Kadar bölümleri izliyordum bir ara. En baştan, sezon 1'den başladım. Ya adamın seneler önce bahsettiği şeyleri al, 2020 yaz tepesine buraya koy, aynıları geçerli. Bunlar işte yani refah seviyesi düşük olan ve sürekli değişken bir ekonomiye, yarının ne olacağı belli olmayan bir ülkede, bir ekonomiye sahip bir ülkede yaşamak bence bu kafayı yoran unsurlardan birisi. İnsanların leisure activities derler, yani keyfi aktivitelere, keyif alacakları aktivitelere ayıracak zamanları ve enerjileri kalmıyor. Ya düşünsenize, oyun oynamayı biz bunu anlamayız, biz bunu yapamayız diye bir perde çekip öyle oturuyor. Yani bence bununla da ilgili bu bağlantı. Ben düşündüğüm zaman böyle sonuçlar buluyorum. En basitinden minyatür boyamaya başladığımda aldığım akrilik boya tüpü 4 liraydı. Şimdi 9 lira mesela. Tamam, bu hayati bir ihtiyaç değil ama mesela bas gitar çalıyorum ben. Bas gitar teli almam gerekiyor belirli aralıklarla. 120 liraya aldığımı hatırlıyorum Ankara'da çalarken bas gitar setini, 6 telli bir setti. Şimdi bunu 400 lira, 300 ve 400 lira arasında bir şeye alıyorsunuz. Bunun gibi sebepler, ekonomik sıkıntılar kafayı yoruyor, zihni meşgul ediyor. Belki de YouTube'a atıyorum 2 ay video atmamamızın sebeplerinden biri de bu. Bunu ben şimdi söyleyemiyorum ama belki beynimde yer kaplıyor bunlar gibi olaylar. Şimdi videoyu kapatıyorum artık. Siz bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Benim burada söylediğim fikirler haklı mı, haksız mı?
hangi taraflarını haklı buluyorsunuz, hangi taraflarına karşıt fikir üretirsiniz? Yorumlarda bekliyorum, bir muhabbet çevirelim bu konuyla ilgili. Neden nüfusu böylesine az bir ülkede daha çok ilgileniyor? Ve bu kadar fazla bir ülkede ve oyun geçmişi olan bir ülke. Bu arada Türkiye, okey, tavla gibi. Bunlar da bir oyun. Sosyal ortamda oynanabilen fiziksel oyunlar. Neden bu kadar az tüketiliyor kutu oyunları? Mesela burada da bir bilgi vereyim. Neotroy'un Türkçeleştirdiği oyun satışlarının sayılarını öğrendik. O kadar düşük rakam var ki. İnsan şaşırıyor gerçekten. Ve bunu geliştirmek için ne yapmamız lazım sizce? Nasıl bir yol izlenebilir? Türkiye'de bu hobiyi yaymak ve daha bir bilinir hale getirmek için, daha ilgi görür hale getirmek için ne yapmamız gerekiyor? Fikirlerinizi istiyorum. Ve bu kadar ara girmeyecek, onu söyleyeyim şimdiden. Kafamızda planlar var, çekmeye bile başladık. Sürprizi çok bozmak istemiyorum. Şu anda çekilmiş iki bölümü kaydedilmiş bir şey var. Hani beğenir misiniz, beğenmez misiniz, eskisi kadar güzel olur mu? Ama sürpriz bir içerik geliyor. Az kaldı. Şimdilik bunu söyleyeyim ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.